süre ara vermek zorunda kaldığımız paylaşımlarımıza Bitcoin analiziyle devam ediyoruz. Yokluğumuzda en çarpıcı hareket kripto piyasalarda yaşandı. Bu yüzden paylaşımlarımıza Bitcoin analizi ile başlıyoruz. Birazdan yapacağımız analiz sonrası 60.000 seviyesine ne kadar yakın olduğumuzu siz de göreceksiniz. Kripto piyasalarda ilk hareketlenme, manipülatör Elon Musk'ın Tesla için Bitcoin'e yeniden ödeme aracı olarak kabul edeceğine dair açıklaması ile başladı. Amazon.com'un kripto para ile ödeme sistemine ilgi duyması açıklaması ile de 40.000 bandına hareket hızlandı. Fiyatların 40.000 seviyesinde konsolide olmasını beklerken bu seviyelerde fazla oyalanmadan 48.000'deki direncine doğru hareket ettiğini gördük. Buradaki videolarımızda hep söyledik. Kripto piyasalarla ilgili düzenlemeler kısa vadede yatırımcıların moralini bozsa da bu düzenlemeler kripto piyasaların varlığının kabul edilmesi anlamına geliyor. Dahası yapılan bu düzenlemelerin uzun vadede kripto piyasaların daha da büyümesi ile sonuçlanacağını belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta Amerika'da kripto yasasının Beyaz Saray'a gelmesiyle birlikte dünyanın en büyük ekonomisi kripto paraların varlığını yasalaştırmış oldu. Bu da tabii piyasalara olumlu yansıdı ve Bitcoin'de güçlenme devam etti. Bu süreçte Bitcoin fiyatları önce 50 gün direncini ve sonra da 200 gün direncini çok hızlı bir şekilde kırdı. Teknik resme baktığımızda önümüzde sadece 48.000 direnci var. Üzeri 60.000 seviyesine kadar bomboş. Teknik olarak bu direnç kırılırsa 60.000 seviyesini çok hızlı göreceğiz. Haftalık grafikte 48.000 direnç bölgesini net olarak görüyoruz. İki kez bu direnç denenmiş ama kırılamamış. 48.000 seviyesinin üzeri gördüğünüz gibi bomboş. Bir sonraki en güçlü direnç 60.000 seviyesinde. Şimdi biraz daha yakınlaşalım ve günlük grafiğe geçelim. Günlük fiyat hareketlerinde bizim için en önemli şey fiyatların sarı renkte gösterdiğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması. Bitcoin fiyatlarının 60.000 seviyesine gitmesi için tercihimiz fiyatların 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde konsolide olması. Dünkü kapanış hareketli ortalamanın aşağısında kaldı. Bugün tepki alımları ile fiyatlar yeniden kendini sarı çizginin üstüne atmaya çalışıyor. Hacim düşük ve parabolik sarın yönü aşağı dönmüş. Bunun anlamı bu hareketin yeterince güçlü olmadığı. Fiyat hareketini biz de gözlemliyoruz. Bitcoin analizlerimiz devam edecek. Yeniden görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.